Tekrar yurda dönelim. Samsun'un Alaçam ilçesi Kara Hüseyin'de ilk ortaokulu öğretmenleri okulda Metaverse sınıfları kurdu. Bu yolla dijitalleşen dünyada çocukların öğrenme becerilerinin artırılmasında başarı sağlanacak. Samsun'a gideceğiz. Kara Hüseyin'li ilk ortaokulu müdürü Bayram Bircan karşımızda. Sayın Bircan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım, merhabalar. Teşekkürler. Nasıl doğdu bu fikir, nasıl çıktınız yola? Bununla başlayalım. İlk önce böyle bir tanıtımı yapmamıza vesile olduğunuz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Nasıl oldu? Biliyorsunuz bir Covid salgın dönemi geçirdik. Bu Covid salgın döneminde de online olarak uzaktan eğitim yapıldığında çocuklarımız genelde işte teknolojiyi kullanmaya başladılar. Bilgisayar, tablet, ondan sonra işte telefonla haşır neşir oldular. Biz de bu çocukları bu bağımlılıktan kurtaramayıp da dedik hani bunu daha olumlu yöne nasıl çevirebiliriz diye düşündük. Çocuklarımızı hem teknolojiyi kullansınlar hem de eğlensinler, en azından da derslerini böyle işlesinler diye Sibel Türker Sarı öğretmenimizle hayata geçirmeye çalıştık. Şu anda da kırsal kesimde olan taşıma merkezli bir köy okulunda çocuklarımız bu eğitimi alarak şu anda robotik kodlama olsun, ondan sonra projeler olsun, çalışmalarını yaptılar, tanıtımlarını da yaptılar. Nasıl hepsi çalışmalar onların bunlar? Eseri biraz değil. Açabilir misiniz? Meyvelerini de almaya başladınız tabii bu çalışmanın. Hayata geçtikten sonra bu proje neler yaşandı, nasıl tepkileri aldınız? Öğrencilerin dünyasında ne gibi bir değişikliğe neden oldu? Şöyle bir şey oldu. Çocuklarımız genelde işte telefonlarla, bilgisayarlarla oyunlar oynadığını görünce biz de dedik hani sizlerle gelin oyun oynayacağız. Şöyle bir oyun oynayalım. Sınıflara girin, sınıflarda birbirinizi takip edin. Tamamen Metaverse sınıfı, sanal ortamda, sanal gerçeklik. Çocuklar kendini gördü. Hareketlerini, kendilerini yaptıklarını, bilgisayarda kendini gördükten sonra daha çok zevk almaya başladılar. O sırada öğretmen sınıfa giriyor. Öğretmen de ders anlatıyor. Çocuklara gösteriyor. İnanılmaz derecede etkili oldu. Çocuklar zevk aldı. Yani kendileri işte bilgisayar sınıfında ders yapalım, işte sanal gerçeklikte ders yapalım. Akşamları bile bazen öğretmenlerimize işte ders yapalım mı hocam diye tepkiler geldiğini de gördük. Bu bizi mutlu etti açıkçası. En azından çocuklarımızın, ne yazık ki biliyorsunuz teknoloji çok hızlı ilerliyor ve çocuklarımızı çok etkiliyor. Biz bir nebze olsun çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan kurtarmak istedik. Bu yola çıktık. Köy okulu olması, Samsun Alaçam ilçesinde bir köy okulu. Bunu başarabildiğini gösterdik. Yani köy okullarının neler yapabileceğini gösterdik. Bu açıdan da çok önemliydi bizim için. Hayallerine de etki etti mi bu gelecekte meslek seçimine örneğin? Ve sanırım köy okulu vurgusu yaptınız. Öğrencilerin başarı yüzdesi de bir hayli iyi. Buna da değinmek ister misiniz? Şöyle söyleyeyim. Çocuklarımıza biz ilk başlarda söylediğimizde bu sınıfımızı açarken bir önümüzde Selçuk Bayraktar gibi bir simge var. Neler yapabildiğini gösterdi. Biz de çocuklarımıza bunları anlatarak siz de ileride bir Selçuk Bayraktar olabilirsiniz, bir Aziz Sancar olabilirsiniz dediğimizde çocuklarımız hani uzak gelen hedefleri bunları yaptıkça yakınlaştığını, neden olmasın demeye başladılar. Başarılarımız da şöyle, biz bu okulumuzu laboratuvar olarak görmeye başladık. Her alanda, akademik alanda, kültür alanda, sosyal alanda, her alanda varız demek istedik. Ve sloganımız da orada bir köy var uzakta dediğimizde bu çocuklarımız spor liselerine gittiler. Ondan sonra işte sanat okullarına gittiler. Fen liselerine gittiler. Akademik olarak da Alaçam'da 2017 yılından beri ilk 3 içerisindeyiz. Bu sene de LGS'de ortalamada ikinci olduk. Evet. Bu da bizim için çok büyük bir başarıydı bir köy okulu olarak. Evet, yeni bir hedefiniz ya da proje planınız var mı bundan sonrası için? Tabii diğer okullara da örnek oldunuz. Bizim şöyle bir hedefimiz var. Teknofest'te her zaman zaten proje hazırlıyoruz. İşte en büyük hedefimiz Teknofest'te bölge finallerinden çıkıp işte Selçuk Bayraktar'ın ekibinde yer alan çocukları yetiştirebilmek, orada projemize dahil olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu şu anda.
Evet, çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Öğrencilerinize, öğretmenlerinize de selamlar. Evet, Bayram Bircan bizimleydi. Samsun'da bir okulda Metaverse sınıfı açıldı. Gelişmeleri